Mikrofondan herkese merhabalar. Yeni bir program, yine biz bomba gibi hazırız ama öncelikle ayaklı mikrofonda küçük çaplı bir değişiklik var. Yani sizin gördüğünüz küçük, bizim hissettiğimiz kocaman bir boşluk aslında bu. Hemen ondan bahsetmek istiyorum. Mustafa, yani değil mi Mustafa, aramızdan ayrıldı. Artık ayaklı mikrofonda o olmayacak. Şu anki kameranın arkasında duran da size çok yabancı değil. Volkan bizimle olacak. Ama bu programı Volkan'la ikimizin aldığı karara göre söylüyorum. Mustafa'ya, değil mi Mustafa'ya ithafen yapıyoruz. Onu hiç unutmayacağız. Siz de unutmayacaksınız biliyorum. Önce bir Mustafa'yı hatırlayalım. Sonra programımızla ilgili detayları vereceğim size. Ayak mikrofon başlasın Mustafa. Mustafa şimdi size çok 10 numara bir şarkı söyleyecek. Mustafa. Bakalım. Gel Mustafa. Sözümüzü aldık Mustafa. Tamam. Burayı unutma. Çiz aklını. Tamam. Tamam. Çay söz. Çiz tabii ki hayır Mustafa. Demedi ah Ümit Mustafa'ya dön. Bak Mustafa seni görmek istiyor. Görsün ya arada. Ben dönüyor arkamızda Mustafa sonra. Mustafa şimdi biz diyoruz ki kimle röportaj yapsak hemen biz gelmeden o geldi bizim yanımıza. Vatandaş bizi bekliyor. Hadi Mustafa koş. Ne buraya? Ama Mustafa'yı yemiyor amca. Ona da vereceğim. Ayaklı mikrofon ekibi her daim sizin arkanızda. Çok değil mi Mustafa? Haklısın Mustafa. Mustafa da merak ediyor. Mustafa'ya bakayım. Sevgili Mustafa. Önce güzel bir haberle başlamak istiyorum. Sonuçta biz bir ekibiz ve Mustafa geçtiğimiz günlerde nişanlandı. Bu Nur'un durmadan Mustafa dediği o kameraman bugün göreceksiniz. Mustafa'yı size göstereceğiz. Bence bu bölümü kaçırmamalısınız. Aynen biz öğrettik adama. Öğretmedik mi Mustafa? Değil mi Mustafa? Değil mi öyle? Ben gerçekten çok merak ediyorum. Mustafa da çok merak ediyor. Ayaklı mikrofon izleyicileri de merak ediyor. Bu arkamda gördüğümüz iskele Samsunların bildiği bir iskele. Ama Mustafa ile bizim için manası daha derin. O yüzden Mustafa buraları hiç unutmayacağız merak etme. Biz hep buralardayız. Şimdi Mustafa'yı da andığımıza göre Volkan'la birlikte çıktığımız bu yolda ilk programımızın konusu ne? Size çok güzel bir soru soracağız. Yabancı olmayanlarınız vardır ama ses yok. Kimse kimseye kopya vermesin. Bakalım Samsunlar bu soruya ne diyecek? Sorumuz şu. Ailenin babasının 5 kızı var. Çaça, çeçe, çiçi, çoço. 5. kızın adı ne? Biliyorsanız dediğim gibi. Konuşmak yok. Mikrofonumuzu Samsunlara uzatıyoruz. Samsun bu soruya nasıl cevap verecek? Merakla bekliyoruz. Kopya vermiş gibi olmayalım. Sakın kolay bir soru da görmeyin. Volkan, o kameranın arkasında duran çocuk bu soruyu bilemedi. Bakalım siz ne diyeceksiniz? Ayaklı mikrofon başlasın.
ne yapıyorsun? İyiyim. Buradayım. Ablam orada oturuyordu. Ben de orada bir şeyler yapıyordum. Ablan orada oturuyor. Sen de kendi kendine vakit geçirmeye çalışıyorsun. Ablan seninle oynamıyor mu? Oynamıyor. Ablan büyük çünkü, değil mi? Evet. Büyük olduğu için oynamayabilir. Hani yaşlarınız farklı ya. Kaç yaşındasın sen? 9. Gerçekten mi? İsmin ne senin? Betül. Betül çok tatlı bir kızsın. Bunu daha önce sana söyleyen oldu mu? Evet. Peki okula gidiyorsun? Evet. Kaça gidiyorsun? 3. 3'e gidiyor. O zaman sen zeki de bir kızsın. Değil mi? Derslerin iyidir senin. Şimdi kız çocukları hep başarılı oluyor. Evet. Şimdi ben sana bir soru soracağım. Sorayım mı? Teşekkür ediyoruz. Ebeveyn olarak geldiniz herhalde. Yok, benim yeğenim. Yeğen işte yani. Ebeveyn derken onu kastetmiştim. Şimdi biz Betül'le öyle sohbet ediyoruz. Betül'e bir soru soracağız. Hazır mısın? Aylin diye bir kız var, tamam mı? Aylin'in de Aylin'in babasının 5 tane de kız çocuğu var. Birinin adı Çaça, birinin adı Çiçi, birinin adı Çeçe, birinin adı Çoço, beşincisinin adı ne? Karışık mı? Yani Volkan'ın bilmediğini. Çiçi. Çiçi var. Aylin'in babasının 5 kızı var. Yani Aylin'in babası Çeçe'nin neyi oluyor? Çeçe. Yandı. Ama üzülme bak şimdi. Sen 9 yaşındasın ya. Bu abi kaç yaşında biliyor musun? 29 yaşında. Yani senden 20 yaş büyük. Ve üniversite falan mezunu. Ama bu soruyu bilemedi biliyor musun? Peki siz bilebilir misiniz acaba? Soruyorum. Şu tarafa dönelim o zaman. Buyurun. Sen de gel Betül. Bakalım neyi oluyordunuz? Yeğenim. Yeğenim. Tamam, yeğenim. Dayısı mı amcası mı? Abisi yani. Yani abisi ama evet. O da olur. Tamam. Şimdi Aylin'in babası var. Babasının da 5 tane kızı var. Evet. Çaça, Çeçe, Çiçi, Çoço. 5. kızının ismi ne? Çaça, Çiçi, Çoço. Çuçu. Değil mi? Değil mi? Ben soruyu tekrarlamamam lazım ama bomba oluyor. Aylin'in babasının 5 kızı var. Aylin'in babasının 5 kızı var. Evet. Çaça, Çeçe, Çiçi, Çoço. 5.'sinin adı ne? Çuçu. Değil mi? Bak gördün mü, sende bir şey yok. Ama üzülmüyoruz Volkan da bile. Çak Betül. Oh ma douce souffrance. Pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière... Merhaba. Merhaba. Sizi biraz tanıyabilir miyim? Necla Yol. Necla abla, yaş kaç? Yaş 52 kızım. 52? Evet. Yemin ediyorum 30 diye abla dedi. Teşekkür normalde ederim. Hani böyle yaş daha yaşlı olanlara teyze diyorum saygıdan. Teşekkür ederim. Ama bildiğin siz ablasınız. O zaman ben abla demeye devam edebilirim mi? Sakıncası yok Necla abla. Yok. Ne yapıyorsun Necla abla? Ben ev hanıyım, böyle geziyorum işte buralarda. Ev hanımıyım. Güneş var. Evet. Yürüyüş yapıyorsun. Evet. Kulaklık vardı, müzik evet, dinliyorsun. Evet, müzik dinliyordum o zaman. Ne tarz müzik dinlersin? Ben en daha çok türküleri falan dinlerim. En sevdiğin türkücü kim? En sevdiğim türkücü. Yani... Az önce neyi dinliyordun? Kimi dinliyordun? Az önce Songül unuttum. Vay. Bak ya ne oluyor sanki yabancı mıyız biz? Kim? Merak ettim. Ay unuttum şimdi. Ya genelde Necla türküler. Abla, yapma, heyecanlanma ya. Türküler dinlerim bizim genelde hep. Hep türkü. Evet. Böyle rock falan böyle canım bağdan çekiyor. Yaşımız ilerledi ya türküler falan. Ya yaşın alaksa Haluk Levent kaç yaşında ama rock söylüyor. Ne olacak sanki? Evet. Değil mi? Kaç yaşında Haluk Levent? Çılgınlar. Daha çok türküleri falan. Neyse, türkü değildir. Biz de evet. Türküleri severiz. Evet.
kendim üzülürüm. Bize bir türkü söylesene. Türkü sesim güzel değil. Bu da çok büyük bir problem ha. Benim de hiç güzel değil sesim ama şarkı söylemeyi severim. Sen sever misin şarkı söylemeyi? Kendi kendine olduğu zaman. Kendi kendime evde bu ev söylerim. Ev işi yaparken falan. Evet söylerim. Peki ev kadını olmak zor mu Necla abla? Ne zor? Çalışmak mı isterdin? Ev kadını olmak iyi yeterli mi sana? Çalışmak da isterdim tabii ki de. Hani böyle mesela erkekler bunu anlamıyorlar aslında. Hani sanıyorlar ki ev kadınları hiç iş yapmıyor. Hep erkekler yoruluyor, dışarıdan geliyor. Daha çok ev hanımların Değil işi mi? Zor, çocuk evet. Bakıyorsun, çocuk besliyorsun, evet. Onu yetiştiriyorsun, evi temizliyorsun, bulaşıkları yıkıyorsun, yatakları topluyorsun. Onları hep geçirdik. Evet. Bitti mi onlar? Bitti onlar, geçirdi artık torunlara. Aynı şey torunlar eve. Bitmiyor ki ev hanımın mesai kavramı yok. Maaşı yok, bir şey yok. Al başına belayı. Aha, erkeksin işte. Senin sonun da bu. Bunlar hep böyle işte. Biz hiç anlamıyorlar. Bir de şimdi yeni moda, kadınlar hem çalışıyor hem sizin yaptıklarınızı yapıyor. Evet. Bize yok mu tavsiyeniz? Biz ne yapacağız yani? Bu kadınlar ne yapacak? Ne bileyim kızım ya. Tavsiye yok mu Necla abla? Bize bir tavsiye ver işte. Hani şu çalışan ev hanımı olmak zorunda olan kadınlar hem çalışıyorlar hem de evde bir sürü sizin yaptığınız işleri yapıyorlar. Evet. Yarın bir gün benim olacağım şey de bu. Ne yapalım yani? Pratik olacaksın hemen. İşi mi bırakalım, evi mi bırakalım? Yok canım, şimdi ikisini de bir... Yürütebiliyor muyuz? Yürütüyorlar şimdi, ikisini de bir yürütüyorlar. Ama zor. Zor ama yürütenler var. Zor ama imkansız değil. Peki Necla abla, bizim bir tane sorumuz var. Sana sormak istiyorum. Evet. Seni de çok üşütmeyelim buralarda. Aylin'in babasının 5 kızı var. Evet. Çaça, Çeçe, Çiçi, Çoço. Kızların ismi. 5. kızın ismi ne? Bilemedim ki. Bir düşün. Çaça, Çeçe, Çiçi, Çoço. Vallahi bilemedim şimdi ne olsun. Aylin'in babasının 5 kızı var. Evet. 4'ünün ismi şu. Çaça, Çeçe, Çiçi, Çoço. Bir tane de kızı var, 5. kızı. Onun ismi ne? Bilemedim. Kopya vereyim mi? Evet. Aylin'in babası. Yani burada oturuyorum zaten. Samsunlu. Neydi? İbrahim. İbrahim abi yaş kaç? 40. 40 yaşında. Güneşin tadını mı çıkartmaya geldiniz? Aynen. Zaten buraya bir oturmaya gelmiştik. Gelmişken sahile doğru inelim dedik. Çocukla beraber. Çocuk da orada zaten. Biz yaklaşık 10 dakikadır bakıyoruz. Sen de gördün de Volkan. Böyle kum atıyor. İnsan taş atar ama o kum atıyor. Sizin oğlunuz öyle düşün. Ha benim oğlum. Gelirken. Suyla arası yürüyor, denizi. Biz korkmuyoruz. Aynen. Genelde çocuklar herhalde ben şey yapıyor. Ben de rahat bıraktım, serbest bakayım ne yapacak falan diye. Öyle bak, kum atıyor, doğru diyor. Siz ne yaparsınız, edersiniz? Ben sağlık kuruluşunda çalışıyorum zaten. Kendim sağlık memuruyum zaten. Harika. Öyle. Tam Atakum'da oturmuyorsunuz o zaman. Atakum, burada oturuyorum. Kendim şeyliyim, ilçesindeyim. Burada ama burada oturuyorum. Hı. Aynen. Buraya misafirliğe geldiniz. Misafirliğe. Anladım. Bizim bir tane sorumuz olacak size. Buyur. Şimdi. Aylin'in babası var. Babasının 5 kızı var. Tamam. Çaça, Çeçe, Çiçi, Çoço. 5. kızın adı ne? O da Çe'yle başlayan bir şeydir abi. Çaça, Çeçe. Ne? Çaça, Çeçe, Çiçi, Çoço. Çaça, Çeçe, Çiçi, Çoço. Bir şeye bağladınız ama bir şey diyemeyeceğim ya. Bir şey deyin ya. Çaça, Çeçe, Çiçi, Çoço. Ha, ortaya şeyler geliyor. Çoço. Ça ça çe çe. Şu anda uyum olarak bir çuçu var herhalde. Evet, çuçu. Evet, doğru diyorsun. Çuçu mu olur? Çuçu olur, evet. Sizce çuçu mudur? Çuçudur. Son kararım. Son kararım. Bir daha soruyorum. Aylin'in babasının... Tamam, uyumlu. Ça ça çuçu. Evet, siz ortaya... Hala ısrarlısınız yani. Israrlıyım. Olmadı. 6. çocuk sayarız. Eminim. 6. çocuğu olsaydı eminim adına Çüçü koyardı Aylin'in babası.
tadını çıkartanlardan biri de sensin. Evet. Seni biraz tanıyalım mı önce? Betül adım benim. Burada oturuyorum 3 aydır. 3 aydır? 3 aydır. Nerelisin normalde? Normalde Samsunluyum ama İstanbul'da oturuyordum. Aileyi özledik, döndük geldik. İstanbul'da ne yapıyordun? İstanbul'da hemşirelik yapıyordum, çalışıyordum ben. Burada şu anda işsiz misin? Şu anda çalışmıyorum. Başlayacağım inşallah. Çalışmıyorum biraz ya, sen çalışmamayı tercih ediyorsun. Evet. İşsiz değilsin yani. Harika. Zaten böyle bir hemşireyi, hemşire diyelim diyebiliyoruz değil mi? Tabii böyle ki. Bir hemşireyi hangi hastane istemez? Siz, sen söyle Volkan yani. Neyse, bizim bir tane sorumuz var Betül. Sorumuz şu. Aylin'in babasının 5 kızı var. Çaça, Çeçe, Çiçi, Çoço. 5. kızın ismi ne? Çaça, Çiçi, Çeçe, Çoço. Çiçi. Bir daha düşün. Çiçi. Çoço. Son hakkın. Çaça, Çiçi. Çoço. Emin misin? Yani başka şansım yok. O zaman cevabı söyleyeyim mi sana? Evet, çok merak ettim şu an. Arkadaşlar gelin. Gelin. Şöyle aranıza girmek istiyorum. Şöyle. Öncelikle merhaba. Merhaba. Haber aks. Şunu da bana verdiler ki bunu böyle bizimle irtibata geçebilirsiniz, buyurun. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Öncelikle sizi biraz tanıyalım. Siz neden gelmiyorsunuz? Askeri personelsiniz. Tanıyalım mı sizi? Fatih Sinan Sarıkaya. Fatih Sinan Sarıkaya. Evet, Ankaralıyım. Ankara. Samsun'dan. Arkadaşımın yanına ziyarete geldim. Harika. Evet. Döneceğim. Davut Sarı Hasanoğlu, Ankaralıyım. Ben de ziyarete geldim. Ankara, hep Ankara. Ankara, ben de Ankara. Nusret Taşdelen, burada okuyorum ben. Ziyarete geldi arkadaşlar. Ne okuyorsun? Turizm otelcisi. Evet. Harika. Deniz nasıl? Samsun nasıl? Beğendiniz mi? Güzel. Havası falan güzel Ankara'ya göre. Sonuçta deniz yok Ankara'da. İllaki güzel. Ama hani mesela Ankaralılar denizi çok şey yapmıyor yani. Boşluğunu göremiyor. Ama mesela denizi seven biri olarak... Çok aramıyoruz aynen dediğiniz gibi. Aynen. Mesela ben deniz olmayan bir yerde okudum, Erzurum'da. Benim için ızdırap bir 4 seneydi. O yüzden... Bizim için hiç ızdırap olmuyor. Biz yıllardır oradayız. Ankara'ya alıştık yani. Ankaralılar bunu şeyinden yararlanamıyorlar. Nimetinden yararlanamıyorlar bence. Ankara büyük şehir olduğu için yani burası... Samsun'da büyük şehir. Samsun'da büyük şehir ama denizi aratmıyor. Ankara'da yapılacak aktivite çok fazla. Bakın.
şöyle bir durum var. Evet, Ankara büyük şehir, Samsun da büyük şehir. Samsun'un denizi Ankara'ya göre bir artıdır ya bence. Tabii ki artı. Denizin olduğu her şehir bir artıdır yani. Yani Ankara'da sahilde yürümek gibi bir aktivite var Ankara'da böyle. Ankara'da alternatifiniz çok olabilir ama Ankara'da yapabileceğiniz birçok şey Samsun'da da yapabiliyorsunuz ama Ankara'da denize giremiyorsunuz. Evet, maalesef Ankara'da giremiyorsunuz. O yüzden Ankara daha. Oğlum Mogan var, Göksu Parkı falan var. Ben Ankaralıyım ya, Ankara'yı savunurum yani. Ben de Samsunluyum, dibine kadar Samsun'u savunurum. O yüzden benim de bence başa çıkamazsınız. Normalde ne yapıyorsunuz Ankara'da? Ankara'da ben metalji malzeme mühendisliğini bitirdim. Şu an işte işsiziz yani, normal diğer bitiren mühendisler gibi bir iş yaptığımız. Büyük bir dram. Evet. Herkesin yaşadığı bir evet. Sorun artık. Yapacak bir şey yok. Biz iş bulduğumuza dua ediyoruz. Size de aynı soruyu şu an. Biz de şu an boş duruyoruz yani. İş şu an için yok. Hani arkadaşımıza ziyaret edelim. Samsun'da iş bulsanız Samsun'da yok. Çalışır mısınız? Hayır. Ankara'dan vazgeçmez misin? Hayır. Ama bakın Samsun çok güzeldir. Güzel de yani. Kaç senedir Samsun'dasın? Ben daha bir senedir Samsun'da. Ben Karadenizliyim zaten. He dur mikrofonunuz. Güzelisi. Hı hı. Samsun bana göre pek güzel değil yani. A-a. Benim memleketim daha güzel Samsun'da. Rize mi daha güzel? Abi. Neresi güzel? Yeşili var. Buranın hiç yeşili yok. Ortada bir yerde durmam lazım değil mi? Benim hani Rize'yi şey yapmamam lazım. Yani benim susmam lazım bu durumda. Karadeniz'in incisi Rize. Samsun diyecektin herhalde. Rize. Şimdi bu kadar da susamam yani. Samsun. Şimdi Rize'yi de seviyoruz. Rize'leri de seviyoruz ama. Ben Ankara'da ama doğdum. Ankara'da büyüdüm sonuçta ama hani. Ankara'da doğdun. Ankara'da büyüdün. Sen Ankaralı sayılırsın. Hani yani doğduğun büyüdüğün yerdir senin şey. O yüzden Ankara'yla bağdaştıralım. Karadenizlileri kızdırmayalım. Samsun Karadeniz'in incisidir. Rize'yi de severiz. Bütün illeri de severiz. Bu konuyu da çok uzatmıyorum. Aynen. Benim şimdi arkadaşlar size bir sorum olacak. Ayaklı mikrofon programının şu anki konu sizsiniz. Şöyle sizi de biraz yakınlasam tek tek uzatacağım mikrofonumu. Soru şu. İyi dinleyin, tekrarlamayacağım. Tekrarlamamam gerekiyor çünkü. Belki duymuşsunuzdur. Duymuşsanız da duymamış gibi yapın. Aylin'in babasının 5 kızı var. Çaça, Çeçe, Çiçi, Çoço. Beşinci kızının ismi ne? Bilemedim. Aylin. Ya ama işte sen, önce senden başlamamalıydım. Hayır, alakası yok. Önce senden önce. Kızın sayesinde Aylin kalıyor. Volkan duyuyor musun? Volkan sence cevap ne? Çoço, Çuçu. Bilmeyenler var arkadaşlar. Yani şey yapmayın, yadırgamayın. O yüzden keşke senden başlasaydım. Şu röportaj daha havalı bir yerlere gidebilirdi ama kendi kendime patlattım şu anda. Teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz Samsun'a. Sen de iyi ki Samsun'da okuyorsun ama Samsun'u daha çok sevmeni tavsiye ediyorum. Çünkü burada okumak İnşallah. Şeydir yani, güzeldir. Keyfini çıkar. Siz de artık ne yapıyorsanız yapıyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Cevabı vereyim mi Betül? İster misin? Şimdi Aylin'in babası ya bu. Evet. Aylin 5. kız. Ha oğlum. Aylin. Aylin. Evet, Aylin'e alkışlıyoruz. Teşekkür ederiz Necla abla. Sana kolaylıklar diliyoruz. Allah senin yardımcın olsun. Torunlarınla sağlıklı bir ömür diliyoruz inşallah. Amin kızım, sağ ol. Teşekkür ederim. Hoşça kal Necla ablacığım. Ama şimdi 5 kızı var ya Aylin'in babasının. Aylin en büyükleri. Aylin'in babasının 5 çocuğu var. Anladım. Teşekkür ediyoruz bize. Ben de çok katkı ederim. Sağladığınız için. Tamam, teşekkürler. Sağ olun. Bu da bize ulaşabilmeniz için hemen cebimden çıkarıyorum. Bizi izleyebilirsiniz. Tamam. İhbar hattımız var, adreslerimiz var. Her türlü. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Sağ olun. Hoşça kalın. Aylin. Aylin. Aylin'in babasının 5 kızı var. Ailenin babasının anladım. Ben Aylin'in babasının anladım. Ama Aylin'in babasının 5 kızı evet, vardı. Evet. Dikkatli dinlememişim arkadaşlar. Ama hiç üzülme. Tek bilemeyen sen değilsin. Bilemeyen milyonda bir insandan birisin. Teşekkür ediyoruz bize katıldığın için. Rica ederim. Başarının devamını diliyoruz. Hep Samsun'da kalırsın inşallah. İnşallah nasip. Teşekkürler. Sağ olun. Şimdi veriyoruz. Bu bizi izlemen için sana bir kopya. Ayrıca böyle sokakta falan bir şey gördüğün zaman da böyle büyüklerine işte abine falan söyleyip bize
iletebiliyorsun, tamam mı? Bu ihbar hattımız da var. Burada sosyal medya adreslerimiz de var, tamam mı? O zaman teşekkür ediyoruz sana. Güle güle. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Teşekkürler. Thank you.